Adıyaman'da ise fay kırığı üstündeki bir evi hem havaya kaldırdı hem de yerini değiştirdi. CNN Türk muhabiri Serdar Er ve kameraman Mehmet Bulut o evi görüntüledi. Adıyaman'dayız. Göl başında Ozan köyündeyiz. Burada ilginç bir hadise yaşandı deprem sonrasında. Bakın arkamda görüyorsunuz bir fay kırığını, yeryüzünde böyle bir kırık meydana geldi ve fay üzerinde geçen bir evi yaklaşık havaya kaldırdı 2 metre ve 2 metre kenara kaydırdı ve havaya kaymış oldu. Şimdi o eve doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bu noktada çok sayıda aslında kırıkların da meydana geldiğini görebiliyoruz. Şimdi yayın konuğumuzla konuşacağız. Hem de bu evde deprem anını yaşayan vatandaşlarla durumu konuşacağız. İlginç bir hadise var. Burada daha önce bu kapı eşiğinden eve giriş yapılıyordu. Ancak gördüğünüz gibi ev 2 metre kaydığı için buradan herhangi bir giriş artık yapılamıyor. Evin giriş kapısının yeri değişti, ilerledi ve artık burada oturanlar buradan giriş yapabiliyor. Bu konuyu konuşacağız. Öncesinde depremi yaşayanlarla konuşalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Emin Atmaca. Hoş geldiniz önce. Neler yaşandı depremde burada? Deprem gecesi zaten uyuyorduk, uykudaydık o an. Çok ses ve çok hareket oldu. Ev yani yürüdü resmen. Biz yürüdük. Yani komple evden yürüdük. Yer bir tarafa kaydı, ev bir tarafa kaydı. Yaklaşık sizin de dediğiniz gibi 2 metre. Allah korusun bu evden biz ölüde çıkabilirdik ama sağ çıktık çok şükür. Geçmiş olsun diyelim. Bir de ev ayağa kalktı dediniz. Evet. Bir gösterir misiniz? Ev bu kadar gömülüydü zaten. Siz de görüyorsunuz havaya kalktı ve biz buradan normal şartlarda böyle evimize giriş yapıyorduk. Biz deprem gecesi çıkarken kapının hem evin yüksek olduğunu gördük hem de evin kaydığını gördük. Evet. Ve evet, alt kısmından da yukarı doğru evet kalktım. Burasında bir göçme var mı? Burası hem biraz tabana çökmüş hem de öbür taraf kalkmış. Geçmiş olsun diyelim tekrar ve hocamıza soralım şimdi. Hocam daha önce böyle bir manzarayla karşılaştınız mı siz? Şimdi daha öncesinde tren yollarında veya ağaç gövdelerinde bir takım yer değiştirmeler görmüştük ama bu hakikaten çok enteresan bir gözlem. Biz bugün içerisinde Gölbaşı'nın bu bölgesinde bu Ozan köyünden kuzeydoğuya doğru olan özellikle kırsal kesimlerde tarla sınırlarında falan ölçümler yapıyorduk. Elimizdeki haritalar ve ölçüm değerlerinden Ozan köyünün içerisinde buralardan bu fay hattının geçmesi gerektiğini, devam etmesi gerektiğini düşündük ve akşam saatlerinde buraya geldik. Buraya geldiğimiz zaman çok enteresan bir şekilde ev sahipleri bize bu bilgiyi aktardılar. Biz fay hattının zaten nereden geçtiğini orada tespit ettikten sonra buraya geldiğimiz zaman çok enteresan bir şekilde sizin de ifade ettiğiniz gibi bakın eski temel izi yaklaşık burası. Deprem sırasında hem Güneydoğu blok yaklaşık 1 metre kadar yukarıya kalkmış hem de buradaki bu eşikle kapı arasında yaklaşık 200 santimetre sol yanal bir yer değiştirme meydana gelmiş. Bir başka ifade de şuradan aynı referansı hocam, tekrardan gösterebiliriz. Yine ev sakinlerinin ifadesine göre bu dut ağacıyla evin köşesi bitişikmiş. Yani dut ağacı burada köşedeymiş. Tabii bu ev dut ağacının olduğu köşedeymiş. Aynı eşikteki gibi 200 santimetre dut ağacı fayın bir bloğunda, ev fayın diğer bloğunda kaldığı için enteresan bir şekilde 200 santimetre yer değiştirmiş. Şöyle ifade edeyim. Şu anda benim bulunduğum yer fayın güneydoğu bloğuna geçtim. Burası jeoloji literatüründe Arabistan levhası. Kameraman arkadaşımızın ve sizin bulunduğunuz kısımsa Anadolu levhası. Deprem sırasında bu lokasyonda sadece 80 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde Anadolu levhası Arap levhasına göre 200 santimetre burada yer değiştirmiş. Bu evin hemen arka tarafında da yaklaşık 160 santimetre bir yer değiştirme ölçtük. Çıktığımız zaman kuzeydoğu kesimlerde de bunların birleştiğini ve yaklaşık 360 santimetre yer değiştirdiğini zaten belgelemiştik. Bu oldukça enteresan, bu depremle anılabilecek son derece ilginç gözlemlerden bir tanesi. Hocam çok teşekkür ederiz sizlere. Biz de anlamaya çalışıyoruz burada yaşanan durumu aslında. Evin yukarı kalktığı ifade ediliyor. Kaç metre dediniz? Yaklaşık 1 metre ev yukarı kalkmış. Vatandaşlar ifade ediyorlar zaten ev sakinleri. Deprem sırasında gece saat 4.17'de olan deprem sırasında aşağıya inmeye kalktıklarında ne eşik var yerinde ne kaldırıma basabiliyorlar. Çünkü ev yukarı kalkmış, eşik sola kaymış. Burada göçme meydana geldiğini tespit edebiliyor musunuz hocam siz? Burada göçme değil. Bu fayın genel karakteriyle alakalı burada deprem sırasında diğer arazide ne gördüysek bu köyün içerisinde de aynen o yaşanmış. Ekstra bir şeye gerek yok. Çünkü arazide de gördüğümüz yerlerde de hatırlarsınız. Genellikle Güneydoğu bloğun bu blokta bu hat boyunca yükseldiğini
Sol tarafta kalan, kuzeybatıda kalan bloğunda biraz düştüğünü görmüştük. Burada tabii bu rigid bir yapı olduğu için, bir betonarme bir yapı olduğu için burada bu ayrılmayı çok daha bariz görebiliyoruz. Evet. Dikkat çekici noktalar var. Orası kaydı, bunu anlayabiliyoruz. Ama şu boşluğu anlamlandırmak da biraz garip açıkçası. Normalde şu ayağımızı bastığımız taban betonu yaklaşık buralarda bir yerdeydi galiba, değil mi? Evet. Buralarda bir yerdeydi. Deprem sırasında bu tabii büyük bir sarsıntıyla beraber aşağısı da çok sağlam olmadığı için, zemin anlamında çok sağlam olmadığı için birazcık bina geriye doğru yapı sanki sağlam ama hocam. Yapı sağlam. Zaten bu ev sakinlerinin şansı, bakın bu kırık buradan değil. Bir metre birazcık daha doğu taraftan geçmiş olsaydı bu evi kolonlarıyla beraber yıkacaktı. Allah göstermesin burada belki de istenmeyen sonuçlar doğuracaktı. Öğrendiğimiz kadarıyla bu köy içerisinde deprem sırasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ama bu evde yaşayan vatandaşlar herhangi bir can kaybı yaşamamışlar. Şu anda bir çadıra yerleşmişler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız burada hasar tespiti yapılmış ve bu ev ağır hasarlı olarak şu anda kayıt altına alınmış. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha soralım size. Şimdi evin içinde nasıl bir hasar oluştu? Evin içerisinde herhangi bir hasar yok. Sadece kırılacak çatlaklar var. O da sıvı olaraktan galiba. Hı hı. Yani ev şu an çok sağlam. Anladım. Bir kayma meydana geldi sadece diyorsunuz. Sadece altyapısına bir kayma oldu. Bir temel havaya kalktı. Ev havaya kalktı. Geçmiş olsun diyelim. Tekrar o ilginç görüntüyü göstermek istedim. Bir şey mi diyeceksiniz? Evin içindeki eşyalar falan hepsi darmaduman. Hepsi kırıldı, döküldü yanına. Hepsini saçmış yere yani. Yani kullanılacak bir şey kalmamış. Anladım. Ev sağlam ama eşyalarda da bir hasar oluştuğunu ifade ediyorsunuz. Bakın o binanın yan kısmı hala devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Bulut'la birlikte yukarıdan da bizleri drone kamerasıyla kameraman arkadaşımız Ahmet Ak Polat görüntülüyor. Bakın ev yer değiştirdi. 2 metrelik bir kayma söz konusu. 1 metre havaya kalktığı ifade ediliyor ki arka tarafta 160 santimetrelik bir kayma daha var. Ve vatandaşlar buradan normalde evlerine giriyorlardı. Kapı bu eşikten geçtikten sonra kapıdan girip içeri evlerine ulaşabiliyorlardı. Fakat artık bu gördüğünüz kütüğü buraya yerleştirmiş durumdalar. Çünkü içeri bu noktadan girmek mümkün değil. Oldukça ilginç bir hadise. Tabii hocamızın da ifade ettiği gibi belki de Türkiye üzerinde görülen ilk hadise budur. Sizin tespit ettiğiniz zaten yok. İşte Adıyaman Gölbaşı'nda Ozan Köyü'nde depremin yıkıcı etkisi bu şekildeydi. Neyse ki binaya herhangi bir yıkım gerçekleşmedi deprem sonrasında. Bir problem olmadı ama binanın yeri değişti. O da fayın üzerinde bulunması sebebiyle. Aktarmış olduk. Sözü tekrar size bırakalım şimdi.